Hani şairin bir lafı var. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum ağzım kapalı. Karnım aç, susadım. Tuvaletler çalışmıyor. Ne yapacağız biz 70'likler? Bir saattir, 20 dakikadır, yarım saattir yürüyorum. Ha yalnız laf aramızda. Yani çok yaşlı varmış ya. Yemin ediyorum çok yaşlı varmış. Çok çok çok. Kıyamet. Bazı yaşlar da salıncakta sallanıyorlar. Demek ki gençlik değil çocukluklarını özlemişler. Önümde söğüt ağaçları, arkamda adalar. Bir tane şiir yok, kapının yerimiz olsun. Hele ihtiyarlar, hele ihtiyarlar. Sizi yöneticilerinin masasına en büyük sorun gibi bıraktılar. Ey koçum benim yaşlar, ihtiyarlar, söğüt, salkım söğütler. Bu yolda durmak, bakmak, keyif, keyif, et, yaşa. Fakat karşıdan bir polis arabası geliyor. Çakarları yakmış. Hızlı geliyor. Bir şey var. İçer bin lira ceza yazdığınız sahiller şimdi yaşların işgali altında. Allah var, hiç doğru dürüst polis görmedim. Koy vermişler onlar da bizi Allah'a emanet diye. Saldım çayıra Mevlam kayıra misali. Ne polis var ne soran var. Öyle kendi kendimize bakınıp 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 dönüyoruz. Yorulup oturuyoruz. Yaşlar oturmuş bankoya sohbet ediyorlar. Oh ne güzel. Önümüzdeki kaynak yapmış. Genç bir delikanlı çıkmış. Vallahi arabalar vızır vızır. Bütün iş yerleri kapalı. Çiçekçiler açık. Vallahi gençler kadar, yaşlar kadar gençler de sokaklarda. Hijyene çok büyük önem veriliyor. Biz yaşlılar zehirlenip ölmeyelim diye. Allah razı olsun. Şimdi bankaya gidip borcumu yatıracağım. Başka zaman yatıramıyoruz. İzin vermiyorlar ya. Evet, bugün 60 gün sonra ilk kez güneşe çıkardılar bizi. Allah razı olsun. Kas erimesi, kemik erimesi, göbek, uykusuzluk, stres. 60 günün faturası 2 saatlik turla bitecek. Sokaklar bomboş. Zombi gibi dolaşıyorum. Zaman zaman 20 vagonlu trenler bir tek müşteri olmadan geçiyor. Bakalım bu yalnızlığa kaç dakika dayanacağım.